Şu arkadaşlar yeni olan. Şöyle bunun rengine bayıldım. Bunun yakasını çok seviyorum. Ay, eyeliner'ı yine mi? Yine kalın çektim ya. Şu eyeliner'ı şöyle bir incecik çekebilmek istiyorum. Aloha. Şimdi tekrardan bir açılış yapmışım gibi oldu. Lakin farklı bir gündeyiz yani üstümden, halimden gördüğünüz üzere. Bunun sebebi de yani bu bölümün en büyük sebebi sizlerle o gün paylaşmadığım birkaç kazak vardı. Hani böyle yıkamada dedim işte daha şu anda burada değil falan dedim. Bu arada bulut geçişleri var. Renk biraz oynuyor olabilir. Aklınızda olsun. Bilginiz olsun, ona bir şey yapamıyoruz. Neyse şimdi onlar hayırlısıyla yıkandı, temizlendi. Gayet güzel bir şekilde ben onları hala salonumun ortasında tutuyorum. Her şeyi, kazakları falan. Bir de o gün katlamamıştım hatırlıyorsanız. Onları da katladım. Hani neyi vereceğim? Yani vereceklerim var, tutacaklarım var. Bir de belki dediklerim var. Bu arada ben bir şey yazdım. Onu da sizinle şimdi göstereceğim. Yani kaç adet ne olduğundan da bahsettim. Şimdi gösteriyorum size. Hazırsanız. Böyle yürümeli de evin içinde çok değişik geliyor bana. Bak buradaki ışık mesela ne kadar farklı. Şimdi o gün yıkamada dediğim yani yıkanıyor dediğim. Bir dakika şu tripodu şöyle yapayım. Birincisi buydu şu üzerimdeki şöyle. Bunu size gösteremedim diye hatırlıyorum. Hani eksik kalmasın diye hepsini göstermek istiyorum açıkçası. Ben de böyle bir manyağım işte. Şu arkadaşlar yeni olan. Şu anda elimle tuttuğum için o günkü gibi gösteremeyeceğim. Sonra şunu unutmuşum. Şöyle göstereyim. Şu kazağı atlamışım. Yani bir farklı yer daha var işte odamda. Oradan çıktı. Bir de bunu atlamışım. Şöyle. Bunun rengine bayıldım. Atladığım, daha doğrusu bu ikisini atlamışım. Bir de yıkananlardan şu vardı galiba. O gün üstümde olan zaten bu bulutlu kazaktı. Onu hatırlıyorum. O gün dediğim de 2-3 gün oluyor da sizi de kandırmacalı olmasın. Şu, bunların zaten çoğunu yani burada Trendyol reklam asla yapmak istemem. Lakin bu dedim ya, gerçi o video bilmiyorum yayınlanır mı? Bir video daha çekiyorum ben. İşte böyle 30 gün içinde ne harcadım, neye harcadım, neden harcadım falan filan konulu. Konu da daha belli değil. Bakalım 30 günlük bir seri olursa sizlerle paylaşacağım. Paylaşmazsam bilin ki içime sinmedi. O indirim günlerinden yararlanıp ben de ne hikmetse sanki böyle hiç de kazağım yokmuşçasına birkaç kazak aldım. O yüzden bu kazaklar da oradan. Yani bu gösterdiğim işte o bulutlu olan, bir de demin mavili. Şunu da çok önceden almıştım. Şu da şöyle beyazlı. Bunun yakasını çok seviyorum. Şöyle. Başka da size göstermediğim var mı diye düşünüyorum. Bunlar, bu üstümdeki dedim. Başka sanıyorum yok. Bir de şu ikisini eledim. Yani bunları kazaklar içine, ışığın kusuruna bakmayın valla. Şu ikisini şu an katlı olduğu için tam gösteremiyorum da bunu hatırlarsınız. Bu kazak değil, o yüzden bunu eledim. Bu da böyle kısa kollu olduğu için hani renkli böyle işte kolları. O gün gösterdim mi sizi hatırlamıyorum. Bunu da eledim. Şimdi size bir burayı göstereceğim. Burada kesin olarak gidecekler. Valla merdivene koydum hepsini. O yüzden merdivenden bağlanacağız size. Şunu da bir şöyle çekeyim. Hazırsanız gösteriyorum şimdi. Şunlar kesin olarak vereceklerim. 6, 7, 8 adet. Toplamda 8 adet. Bunlar kesin gidenler. Şunlar da belki vereceklerim. Böyle katlı burada kalsın dedim. 3 hafta, 4 hafta, hani maksimum böyle bir ay içinde deneyip karar vereceğim. Bunlar belki dediklerim. Şimdi ilk. Bunlar kalanlar. Şöyle göstereyim size. Birçoğunu gördünüz zaten. Bir de buraya sığmayıp şurada var kalanlar. Evet. Son olarak da ne kaldı, ne gidiyor? Buraya yazmışım. Toplamda 67 tane kazağım varmış. Bunlardan iki, hani demin dedim ya eledim işte, biri kısa kollu, biri kazak değil. İkisini eledim. Bu gördüklerinizin hepsi 43 adet. Bunun yanı sıra 16 tane belki dediğim var. 8 tane de kesin olarak vereceğim kazaklar var.
böyleli. Yani bu şekilde şu anda 43 tane kaldı ama mutlu muyum bu durumdan? Yani 43 olmasından deli gibi mutlu değilim. Ama şunu da size söylemem gerekiyor ki bu bir yolculuk. Yani ben kazakları çok seviyorum. Yıllarca da almışım. Yani ben 10 sene önce aldığım kazağı bile zaten kolay verebilen biri değilim. Bunu açık açık söylüyorum. O yüzden burada gördükleriniz hani sanmayın ki 1-2 senelik. Yani ben şunları mesela, şunları gösterdim ya size 4-5 renk aldım falan diye şu. Bunları mesela Londra'dan aldım dediğim 2012'de falan aldım. Yani en az 8 senelik kazaklar. Dolayısıyla ben size hani eskiden istifçiydim derken gerçekten şaka yapmıyorum. Bunu göz önünde bulundurun ve bunun dediğim gibi hani bir yolculuk olduğunu unutmayın. Ay senin ne kadar çok kıyafetin varmış. Ay senin işte ne bileyim şu çok azmış, şu çok fazlaymış falan. Hani böyle yorumlar yapın diye açıkçası ben bu videoları sizlerle paylaşmıyorum. Minimalizm yolunda benim nasıl yol aldığımı ve belki sizin de düzenlemenize destek olabileceğimi düşünerek sizinle bu videoyu paylaşıyorum. Bir de aklımda şöyle bir şey daha var. Onu da şimdi yine aklıma gelmişken söyleyeyim. Belki aranızda hani bunları mesela işte kazakları, çorapları, tişörtleri, her şeylerinizi yani sweatshirtlerinizi, montlarınızı, ayakkabılarınızı düzenleyip ardından hani acaba nereye göndersem ki diye düşünenler varsa hani ben bunu bir araştırayım istiyorum. En azından hani böyle gönderebileceğiniz gerçekten ihtiyacı olan yerler varsa belki bunları böyle bir toplayıp sizinle paylaşabilirim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Bu arada bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz desteklerseniz de çok sevinirim. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın.